مرحبا يا أصدقاء، أنا بتول أركان وأنت الآن تشاهد قناة أكاديمية معلمي للتعلم المحادثة باللغة التركية. في هذا الدرس سنتعلم مجموعة من المحادثات التركية اليومية ومترجمة إلى اللغة العربية. تجدون جميع هذه المحادثات في كتاب المحادثة باللغة التركية الخاص بأكاديمية معلمي. بإمكانكم الحصول على الكتاب المحادثة باللغة التركية مجانا من خلال تواصلكم معنا عبر الواتساب. والآن هيا لنبدأ. إلكترونيك mağazasında Betül eve yeni bir televizyon almak ister. Bunun için bir mağazaya gelir ve satış görevlisinden yardım alır. Pardon, yardımcı olabilir misiniz? Tabii, buyurun. Ben yeni bir televizyon almak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Tabii ki. İstediğiniz bir marka var mı? Markadan önce televizyonun özellikleri benim için daha önemli. Bir de fiyatı tabii ki. Anladım. Uygun fiyat ve yüksek performans istiyorsunuz, değil mi? Evet, bu yüzden yardım istedim. Tamam. LCD mi, LED ekran mı, yoksa plazma mı tercih edersiniz? Üçünün arasındaki fark nedir? LCD panelli televizyonlarda eski bir teknoloji kullanılır. Bu yüzden fiyatları çok uygundur. Anladım. En son teknoloji olan bir televizyon istiyorum. Peki, LED ekran televizyonlar yüksek ve dinamik ekran görüntüsüne sahiptir. Ayrıca enerji tüketiminde avantajlıdır. Peki, plazma ekran televizyonlar? Plazma TV'ler gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi sunmaktadır. Ayrıca internete bağlanabilme, uygulamalara erişebilme ve multimedya desteği görebilme özelliğine sahipler. Çok güzel. Sanırım plazma TV'ler daha pahalı. Evet, aynı zamanda enerji tüketimi konusunda dezavantajlılar. Ben internete bağlanabilme özelliği olan bir televizyon istiyorum. Netflix, Prime Video ve YouTube gibi platformları kullanabileceğim bir televizyon. Bunun için Smart TV'lere bakmalısınız. Zaten günümüzdeki çoğu televizyon artık bu özelliklerde. Tamam. Uygun fiyatlı ve bu özelliklere sahip olan televizyonları gösterebilir misiniz? Tabii ki. Bu televizyonlara bakabilirsiniz. Bu arkadaki televizyon kaç inç? O televizyon 65 inç ve 165 santim. Boyutu biraz salon için ideal. Ama yine de salonda koyabileceğim yerin ölçüsünü almak istiyorum. Tamam efendim. Ne zaman isterseniz gelip alabilirsiniz. Teşekkürler. Bu ürünü iade etmek istiyorum. Betül aldığı saç kurutma makinesini iade etmek için saç kurutma makinesini aldığı mağazaya geri gitmektedir. Pardon, bakar mısınız? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Geçen hafta buradan aldığım saç kurutma makinesi çalışmıyor. İade etmek istiyorum. Anladım.
Hemen yardımcı olacağım. Biraz bekleyin. Mağaza müdürümüzü çağırıyorum. Tamam, bekliyorum. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Bir hafta önce aldığım saç kurutma makinesi çalışmıyor. Ayrıca sadece 2 kere kullandım. Ürünü görebilir miyim? Buyurun. Geri kutusuna koydum. Fiş yanınızda mı? Evet, fiş de yanımda. Ürün zaten garanti kapsamında. Ürünü kontrol edeceğiz. Eğer müşteri kaynaklı bir sorun yoksa değişimi başlatabiliriz. Değişim mi? İade etmek istiyorum. Prosedür gereği elektronik ürünlerde ambalajı açılmış olan ürünleri geri alamıyoruz. Öyle mi? Bundan haberim yoktu. Peki, değişim olsun. Tamam. Ürününüzü yenisiyle değiştireceğiz. Okulumuza yeni öğrenci geldi. Betül'ün okuluna yeni nakil öğrenciler gelmiştir. Betül bu öğrencilerle tanışır ve arkadaş olur. Merhaba, okulumuza hoş geldiniz. Benim adım Betül. Sizinki ne? Benim adım Ayşe. Hoş bulduk. Benim adım da Zeynep. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Neden bu okula nakil oldunuz? Babamın işi sebebiyle taşındık. Bu yüzden de başka okula kaydoldum. Ben yabancıyım. Yurt dışından geldim. Yani burada misafir öğrenciyim. Öyle mi? Sizi tanıdığıma çok sevindim. Haydi gelin size okulu gezdireyim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Burası benim sınıfım. Sınıfta toplam 24 öğrenci var. Bizimle 26 oldu. Siz de mi bu sınıftasınız? 10. sınıfa gittiğinizi bilmiyordum. Evet, biz de bu sınıftayız. Müdür az önce söyledi. Buna çok sevindim. Artık her gün birbirimizi göreceğiz. Evet, sen çok tatlı bir kızsın. Aynı sınıfta olduğumuza çok sevindim. Ben de çok sevindim. Betül, kantin nerede? Ben de kantini çok merak ediyorum. En çok lazım olan yer. Kantinimiz merdivenlerden inince sol tarafta, koridorun sonunda. Haydi kantine gidelim ve içecek bir şey alalım. Bunu çok isterim ama zilin çalmasına 1 dakika var. Biz de dersten sonra gideriz. Harika olur. Yiyecek bir şeyler alırız. Ben şimdiden acıkmaya başladım. Haydi derse girelim. إذا أعجبك الفيديو رجاء لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك جميع دروسنا. Türkçe kitabı istiyorum. Betül Türkiye'ye yeni gelmiştir.
Türkçe günlük ifadeleri öğrenmek için kitapçıdan Türkçe kitabı almak istemektedir. Merhaba, bana yardımcı olabilir misiniz? Buyurun, hoş geldiniz. Ben Türkçe kitap almak istiyorum. Türkçe kitap mı? Buradaki tüm kitaplar Türkçe zaten. Hayır, hayır. Ben Türkçe ders kitabı almak istiyorum. Ah, şimdi anladım. Buyurun, Türkçe üniversite hazırlık kitaplarımız burada. Galiba kendimi anlatamadım. Ben Türkiye'ye yeni geldim. Bana Türkçe öğrenmek için kitap lazım. Öyle mi? Hoş geldin. Sabahtan beri anlaşamadık. Gel sana kitapları göstereyim. Siz bana en iyi kitabı verin. Ben hangi kitap daha iyi bilmiyorum. Sana en çok satan Türkçe dili öğrenme kitabını vereceğim. Herkes bunu tercih ediyor. Hangisi? Bak bu. Muallimi Akademi'nin Türkçe kitabı. Muallimi Akademi'yi biliyorum. Hep videolarını izliyorum. Harikalar. Birçok şeyi oradan öğrendim. Evet. Bu kitap Türkiye'deki yabancılar tarafından çok seviliyor. Tamam, bu kitabı alıyorum. Kütüphanede. Ayşe ve Betül birlikte ders çalışmak için kütüphaneye giderler. Ayşe, ödevlerimizi yapmak için kütüphaneye gitmeye ne dersin? Olabilir, gidelim. Belki birer okuma kitabı da alırız. Pardon, içeriye yiyecek ve içecek sokamazsınız. Ama elimizde sadece kahve var. Tamam. Ama dökmemeye dikkat edin ve çöpünüzü daha sonra çöp kutusuna atın. Tabii, merak etmeyin. Çok dikkatli olacağız. Pardon. Aradığımız kitapları nasıl bulabiliriz? Şu bilgisayarlardan aradığınız kitabın adını yazın. Size kitabın hangi katta, hangi bölümde ve hangi rafta olduğunu gösterecektir. Teşekkürler. Peki kitapları almak için üyelik gerekli mi? Tabii ki kütüphane kartınız olması gerekli. Arkadaşım yabancı. Kütüphaneye üye olabilir mi? Yabancılar 99 ile başlayan TC kimlik numarası ile kaydolabilmektedir. Öyle mi? Çok sevindim. Buyurun, kaydımı yapabilirsiniz. En fazla kaç kitap alabiliriz? En fazla 4 kitap alabilirsiniz. Peki, süresi nedir? En fazla 15 gün içinde geri iade etmeniz gerekmektedir. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evde harika pazar kahvaltısı. Betül ve ailesi pazar günü evde toplanır. Çok güzel bir pazar kahvaltısı yaparlar. Bugün eve çocuklar gelecek. Harika bir pazar kahvaltısı hazırlamalıyım. Alo, anne, ne yapıyorsun? Nerede kaldın kızım?
Çok yaklaştım anne. 15 dakika sonra evdeyim. Öyle mi? İyi hadi, dikkatli gel. Tamam anne. Zeynep, kızım neredesin? Yoldayım anne, geliyorum. Peki tamam. Yoldan almamı istediğin bir şey var mı? Evet, bizim mahalledeki Özgül Fırına uğra. Oradan 5 tane simit al. Tamam anne. Haydi kızım, dikkatlice gel. Görüşürüz anne. Tuğba, haydi kalk kızım. Bugün ablanlar bize gelecek. Gerçekten mi? Harika. Uzun zamandır onlarla görüşmemiştik. Evet, haydi. Kahvaltıyı hazırlamama yardım et. Tamam anne. Kahvaltıya çörek de yapalım. Evet, yaptım. Tamam, ben sofrayı hazırlayayım. Pembe sofra örtüsünü de ser. Peki anneciğim. Abla, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Elindekiler en sevdiğim kurabiyeler mi? Evet, senin için aldım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Gel sana sarılayım. Haydi herkes ellerini yıkasın. Sonra sofraya geçin. Mis gibi çörek kokuları burnuma geliyor. Evet, hepsini annem hazırladı. Maşallah, masada yok yok. Kuş sütü eksik sadece. Haha, abartmayın kızlar. Haydi afiyetle yiyin. إذا أعجبك الفيديو رجاء لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك جميع دروسنا. Bahçede sohbet. Betül, kardeşi Ayşe ile evde çok sıkılır ve bahçede hava almaya karar verir. Ayşe, ben evde çok sıkılıyorum. Öyle mi? O zaman mutfaktaki bulaşıkları yıkayabilirsin. Hiç komik değil. Yani dışarıya çıkalım demek istiyorum. Tamam tamam anladım. Ama nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Sinemaya ne dersin? Bu hafta hiç güzel bir film yok. Peki Köfteci Yusuf'a gidelim mi? Oraya defalarca gittik. Buldum. Luna Park'a gidelim. Yok artık. Luna Park şehrin diğer ucunda. Of, nereye gideceğiz o zaman? Kızlar, burada ne yapıyorsunuz? Anne, bizim canımız çok sıkılıyor. Bir yerlere gitmek istiyoruz. Bahçeye çıkın, temiz hava alın, salıncakta sallanın. Hava bugün çok güzel. Vallahi bence harika fikir. Neden bunu daha önce düşünemedim? Bence de çok güzel fikir. Ben hamakta kitabımı okuyacağım, kahvemi yudumlayacağım. Oh, hava mis gibi. Ağaçlar ne kadar güzel. Ben de burada temiz hava alacağım, güneşleneceğim. Boğaz turu. Ayşe ve Betül
hafta sonu buluşurlar ve birlikte boğaz turu yapmaya karar verirler. Betül, bugün ne yapalım? Ben çok sıkıldım. Boğaz turuna ne dersin? Boğaz turu mu? Güzel olabilir. Haydi gidelim. Ayşe bak, burada boğaz turu için saatler yazıyor. Evet, ama bak hem uzun hem de kısa iki türlü boğaz turu var. Hangisini seçeceğiz? Bilmiyorum. Uzun boğaz turu kaç saat sürüyor? Sanırım uzun boğaz turu bizim için uygun değil. Burada 6 saat sürdüğü yazıyor. Bizim için çok fazla. Kısa boğaz turu kaç saat? Bu bizim için uygun. Toplam 2 saat sürüyor. Harika. Ne zaman kalkacak? Saat 12.30'da kalkacak. Peki, anladım. Tamam. Kalkmasına yarım saat var. İstersen şu banklarda bekleyelim. Olur. Balık ekmek de yeriz. Yanına da turşu suyu alırız. Oh, mis gibi. Haydi gel. Luna Park'a gidelim mi? Betül, bayram günü kuzenleri ile Luna Park'a gider. Kızlar, bu bayram ne yapalım? Evde misafirler ile ilgileniriz. Bence bu bayram eğlenceli bir şeyler yapalım. Ne gibi? Aklımda harika bir fikir var. Nedir? Haydi çabuk söyle. Luna Park'a gidelim. Biz çocuk muyuz? Ne var? Bence evde misafirlere çay tutmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle gidelim. Bu fikri seveceğini biliyordum. Sen biricik kuzenini iyi tanıyorsun. Betül ve Ayşe Ramazan bayramının ikinci günü Luna Park'a eğlenmeye giderler. Oo, ne kadar kalabalık. Kesinlikle çok kalabalık. Herkes buraya gelmiş. Evet, önce biraz dolaşalım. Burası çok büyük bir park. Evet, çarpışan arabalara binelim mi? Olur, haydi bilet alalım. Abla, bize iki çarpışan araba için bilet lütfen. Tamam, 50 TL. Buyurun. Bu çok eğlenceliydi. Ama hemen bitti. Evet ya, 5 dakika sürdü. Haydi, diğerlerine de binelim. Bu ayki maaşı buraya yatıralım. Boş ver, iyice tadını çıkaralım. İyi ki geldik. Sen bu akıllı kuzenine dua et. Üniversitede sohbet. Betül ve Ayşe üniversite bahçesinde karşılaşırlar ve tanışıp sohbet ederler. Merhaba, iyi günler. Nasılsın? İyi günler. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Benim adım Ayşe. Senin adın ne? Benim adım Betül. Galiba yabancısın. Nereden geliyorsun? Ben
Azerbaycan'dan geliyorum. Ama aslen Mısırlıyım. Anlıyorum. Yani Azerbaycan'da yaşıyorsun. Türkiye'ye ailenle mi geldin? Hayır. Ben değişim öğrencisiyim. Türkiye'ye yalnız geldim. Bu arada Türkçen çok iyi. Evet, 10 yıldır Azerbaycan'da yaşıyorum. Bu yüzden Türkçe'de zorlanmadım. Sen nerelisin? Ben Ankaralıyım. Ama üniversite için İstanbul'da yaşıyorum. Ayşe, kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Sen? 20 yaşındayım. Seninle tanışmak çok güzeldi Betül. Bundan sonra birlikte takılalım mı? Seninle de tanışmak çok güzeldi. Tabii ki çok iyi olur. Tamam o zaman. Güle güle. Görüşürüz. إذا أعجبك الفيديو رجاء لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك جميع دروسنا.